Kafes bir çift sultan papağanının bile sığacağı kadar geniş ve rahat. Herkese yeniden merhaba. Cikirdekgiller kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Yavru kuşumuzun yuvadan ayrılma zamanının yaklaşmasıyla beraber yeni bir kafese ihtiyacımız oldu. İleride yanına bir eş alacağımı da hesaba katarak tercihimi oldukça geniş ve kullanışlı olan Sebe kafesin 65'lik çift hane üretim kafesinden yana kullandım. Bu sefer diğer kuşlarımda kullandığım kafesi tercih etmeme sebebimi Muhabbet Kuşu Üretim Kafesi Nasıl Olmalı videomda anlatmıştım. Hadi gelin bir hatırlayalım. Geldik kafese. Ben çift hane salma kafes kullanıyorum ama hiç memnun değilim. Ne tünekleri oturtabiliyorum, ne yemlikleri dışarı takabiliyorum, ne de yuvalığı yerleştirebiliyorum. Kamera arkasında bayağı uğraştık yuvalığı oturtabilmek için. Alt kısmının çekmeceli olmaması ve alt ızgaranın kafese bağlı olması temizlik yaparken bayağı sorun oluyor. Izgarayı temizleyebilmek için kafesi komple yıkamam gerekiyor. Bu da kuşların temizlik bitene kadar dışarıda kalmaları demek. Dolayısıyla yavru yumurta dönemlerinde ızgarayı temizleyemiyorum. En yakın zamanda kafesi değiştireceğim. Size tavsiyem bu gördüğünüz kafesten almayın. Sebe Kafes bu videonun sponsoru değil. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Sebe Kafesler çevremde pek çok kişinin kullandığı ve oldukça memnun kaldığı kaliteli ve yerli üretim bir ürün. 2021 Kasım ayında kargo dahil 200 TL civarı bir fiyatla aldım. Benim kafese aldığım tarihte Sebe Kafes'in internet sitesinde yapılan güncellemeler nedeniyle site üzerinden direkt sipariş veremedim ama sitede bulunan iletişim bilgilerinden kendilerine ulaştım. Ortalama bir haftada ürün elime ulaştı. Kafes demonte halde geliyor. Kurulumu oldukça basit. Bej ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği var. Ben bej olanı tercih ettim. Kafesin ön yüzünde altta çekmeceyi yerleştirmek için bir bölme mevcut. Çekmecenin ön yüzüne görsel amaçlı olduğunu düşündüğüm kapağı yerleştiriyoruz. Önce sağ ve sol tırnağa, daha sonra ortayı takıyoruz. Ara bölmenin takılacağı rayları yerleştiriyoruz. Tüneklerde olana benzeyen çentikleri kafes teline sabitliyoruz. Alt rayı takarken dikkat etmeniz gereken nokta, rayın karşı tarafı arka kısımda bulunan kısa yatay telin üzerine gelecek şekilde takılmalı. Aksi halde bölmeyi taktığınızda bir eğiklik meydana geliyor. Sıra geldi yemlik kapaklarına. Kafeste 4 adet normal yemlik takabileceğiniz kapı var.
kapıdaki yayın bir ucunu gösterdiğim şekilde dışarı alın ve yemlik kapısını alttan takın. Son olarak kafesin üzerine takıyoruz. Kafesin yanında 2 adet yuvalık için kapı bulunuyor. Bu kafesteki tek problem, eğer akıllı yemlik kullanıyor ve kafesi bölerek kullanıyorsanız servis için ekstra kapı yok. Ya akıllı yemliği içeri takacaksınız, ya normal yemlik kullanacaksınız ya da ön kapıya akıllı yemlik takıp kafes içerisine müdahale etmeniz gerektiğinde yemliği her seferinde çıkaracaksınız. Ben bölmeyi takmayı düşünmediğim için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Kafes bir çift sultan papağanının bile sığacağı kadar geniş ve rahat. Kafes üst köşelerinde bulunan bu kancalar kafesleri üst üste takma olanağı sunuyor. Benim için en önemli kısım alt çekmecesinin olması. Kafes temizliğini oldukça pratik hale getiriyor. Çekmeceyi tek elle bile rahatça yerine takabiliyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.
kuşlarınızın sağlıklı, mutlu ve uzun ömürlü olmalarını dileyerek videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.